Selamlar YouTube. Hoş geldin. İnternet Cafe Simulator 2 ve bölüm 3. Aynı anda yayındayız ve yayında oynayıp bitireceğim. Yayında etkileşim olacak. Arada yayınla sohbet olacak. Lütfen bu konuda rahatsız olma. Onu peşin belirteyim. Oyunun tadı ne var? Daha eğlenceli olur. Hadi bakalım. Kaydı yükle diyeceğim. Kalkar kalkmaz bir pokur pokur. Şurada bir animasyon olmalı. Ah. Gidelim. Şu ikinci kattaki şeyi anlayamadım ama hala da. Neden orada internet kafe var? Tahminimce muhtemelen bir yerden sonra oraya taşınacağız biz. Ben onu rakip olarak yazdım. Dikkat çeksin diye ama bence bizi oraya taşıyacaklar abi. Buraya çanta gelecek. Sonra altta böyle stoklu şekilde gözükecekmiş. Şu an o raddeye gelemedik. Bir de Space'de direkt onaylayabiliyormuşuz. Onu da deneyeceğim bugün. Temiz hocam, bizim dükkanlar biliyorsunuz yani, biz her daim temiz bırakıyoruz. Ama kokudan emin değilim. Koku sıkalım. Evet dostum, işimize karışan bir serseri var. Onu benim için döversen sana bir iyilik yaparım. Adamın tişörtünde aile yazıyor ve her zaman beyaz bir kolsuz bir rüzgar. Ve keldir, tamam. Bahsettiği kişiyi çok iyi tanıyorum abi. Geliyor zaten bak. Gel lan buraya. Sen sigara içmezdin, ne oldu böyle ya? İyice bozdu bu Windows'in. Allah kafa attı. Ya arkamda önümde insanlar olmasın artık. Geç kaldın mı Doge diyor. Family. Hadi hallettim. Oo, $200, teşekkür ediyorum, sağ ol canım. Artık yarın yeni görevler gelecek herhalde. Şimdi bu $200'la ben bir şeyler yapabilirim gibi. Biz dükkan açmadık galiba değil mi? Fuck. Oo, makine. Otur otur. Bakayım. Açtık mı şu an? Space'e bastım ama. Bence açmadık. Fiyatlarını. Oo. Hocam arttır fiyatları, arttır. Olmuyor ki. Kim bu Space diyen yalancı ya? Belki bir program üzerinden oluyordur, bir uygulama üzerinden. Şimdi hangisini alsam? Benim elimde $760 para var. 3 yıldızlı bir şey işimiz görür bence. Defender Arcade makinesiymiş. Burada Pack Royale var. VR, şu an VR'a paramız yetmez ki. Nasıl VR alalım? Şu an VR'a bulaşmayalım ya. Bomba gelmesin diye kapı yapmalısın. Kapı durduruyor mu adamı? Lan ben bir tane $600'lık çok mu olur ya? Bütün paramı da yok etmeyeyim ya. Onun yerine iki tane makine alayım. Gel 300'lük iki makine... Abim... Ay ne kadar tatlı şirin abisin sen öyle. $8'lık mı sadece ya? Bu da gidiyor galiba. Karışım gidiyorsun bakıyorum. Belki para verirsin ha? Artık öğrendim ya taktiğini. Ah fuck. Abi dur, dur sopa. Dur onu da vurmayayım. Allah'ım dur, müşteriyi vuracağım yoksa senin yüzünden. Oğlum salak mısın sen? Allah Allah, Allah'ım bombacı geldi. Memur bey hiç bakmıyorsun ha, dibinde geziyor lan. Dibinde geziyor. Dur aç aç, onay onay onay. Ben makine sipariş veriyorum. Tamam, lafı uzatmayalım. 2 yıldız var mı abi? 2 yıldıza bakacağım. 1,5 değil de. Şöyle bir 2 yıldız 400 ayarlarında yokmuş abi 2 yıldız. Tamam, sepet ekle. Bir tane makineyle bir başlayalım. Sonrasını görürüz artık. Kısmet. Bizim mübarek makine geldi. Al 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 al. Şimdi kapı girişine koysak engel olacak ya. Dur escape'in senin. Oğlum ne kadar kirli bir makine bu böyle. Dur kardeşim dur. Geleceğim şimdi. Al işte. Tahmin ettiğim gibi. $60 ya. O kadar PUBG oynadın. Ayıp ediyorsun. Al hemen şunu da. Ben gidiyorum artık sop almaya. Hemen kalkmaz umarım. Makineyi açmama gerek var mı? Herhalde kendileri gelir diye düşünüyorum. Gittim ben. Hızlı hızlı o adam kalkmadan.
Go 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 go. Rus şarkı çalıyor diyor. Bende de hep dandik dundik şarkı çalıyor. Keşke Melink gibi Rus şarkılar çalsa. Makine berbat, evet. Keşke çanta lazım ya. Sırtıma koyup iki tane falan almak istiyorum. Yedekli gitmek istiyorum ama. İlk müşterimiz Trump. Hulk Trump. Bakalım bu makineler ne kadar kazandıracak. Anlayacağız biraz. Nasıl anlayacağız peki bu böyle kaçarken ha? Ulan iş adamısın sen ya. Milyardersin sen. Şu yaptığın hareketlere bak. Para da vermedi. Bu da gidiyor bak. Ya memur bey. Allah sizin belanız vermesin ya. Lan memur bey korusana beni. Adalet adına. Let's go. Kime sataştığınızı iyi bileceksiniz bu saatten sonra. Bak biri daha var. Aha. Oğlum bugün ne dayak günü mü? Ne, niye kimsede para yok? Delirtecekler adamı ya. Kimsede para yok. Ha drink. Aç tak. Drink. Okey. Ben boşuna mı dövdüm o zaman hal şeyi? Trump'ı boşuna mı dövdüm az önce? Fuck. Neyse sıkıntı değil yani. Her türlü hak etmişti adam. Net 3 yıldız değil mi? Bir tane daha 640 var. O da net 3 yıldız. Oyunu ile alakalı tamamen. Sipariş ver. Gitsin. Twitch yayıncısı lan bu. Kendisini bilmem ama hatırlıyorum böyle birinin ifadesini. Tamam saat 1'den sonra gitti. Kapıyı kapatıyorum ben. Yatış yatış yatmamız lazım. Hikaye ilerlemesi için ama atarım geldiyse onu alayım. Öyle yatalım. Yarına bol müşterilerle beraber uyanalım. Şunu şöyle koysam geçerler bence ya. Tamam. Düzenimiz biraz kötü. Yat 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 yat. Yat. VR ikinci elden al uyguna toplansın. Ama masasını almamız gerekiyor. VR'ın öyle bir sorunu var. Yer kaplıyor yani. Yer istiyor birazcık daha. İyi sonunda. Bugün de bir 600-700 dolar kazanıyorsam direkt yeni görev, yeni genişleme. Kafeyi hatta bir tık daha geliştirsem ya. Yeni oda. Aa mutfak. 800 dolar. Mutfak 1400 dolar. Öğeler var. Bağışış kutusu. Otomatik kayar kapağı. Vay. Sosisli arabası. Ne alaka lan? Eski hoparlör. Okey. Boyamadan başlasak. Duvar boyası. Zemin. Yetersiz bakiye. Tabi param yok. Unuttum. Tamam yapacağım bunlar. En azından boyamalar yapabiliriz. Oğlum ben dükkanımı açmadım. Açsana dükkanı ya. Sürekli bir yıldız alıyoruz. Yani potansiyel müşteriler kaybediyormuşuz gibi hissediyorum. 500 doları klima var sonuçta. En ucuz klima 500 dolar. Bu da bize yeter yani. Burayı ısıtır. Ah, merhaba arkadaşım. Elektriği sürekli kesildiğini duydum. 200 dolarım tam da vardı. Yeni geldi lan. Teşekkür ederim. Tam da okumadım notu ama sağ ol. Dur dur. Bilgisayar. Artık kesin. Neydi oradaki not bu arada? Siz biliyorsunuzdur eminim. Bu arada ben F1'i özledim ya. Arkadaşlar ben F1'i özledim. F1 başlasın artık. Dün saat gece 3'e kadar. 4 saat kadar sadece F1 izledim. Eski sezonla alakalı. Mart ayında artık şey de gelir yeni. Drive to Survive da gelir. Ne? 5 dolar mı fark var sadece? 1.30 1.35 dolar mı? Bu mu yani? Cık. O zaman bundan sipariş veriyorum daha mantıklı. Çünkü 5 dolar fark için değmez ki. Bu Atari'den 2 tane söyleyebilirim ben. Hayda ben bunu götürüp satsam mı lan ikinci elcide kaç paradır bu? Aa. Lan ya. Üf, yetişemedim. Salak gibi yanlış şeyler aldığım için. Ay ağzını sıçayım. Kafe ne yaptı bu Atari ne yaptı? Ortalık dağıldı bir anda ya. Bak.
50 dolar 5 günlük. Hadi lan. Hadi premium aldım. Tara bakayım. Bütün bilgisayarlar tara. Hadi 50 dolar bir şey değil yani. Verilir o kadar da. Virüs diyor bak, tarayalım. Allah'ım ablam şak şak. Allah Allah. Aa! Aa! Lan yeni düşman edindik kendimize ya. Bir de bir kere de bayılsın be. Kırılacak. Allah'ım çık 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 çık. Gelin lan. Belli bir yerden sonra kovalamıyorlar bunlar. Aa. Hızlı kaçan her zaman derttedir bence. Bu hırsızlık peşindedir kesin. Hadi lan yap hareketi. Salak. Bak siparişi vermemişim. Ödemeyi tamamla. Gelsin abi, gelsin klima. Klimamız geldi. Şuraya göbeğe koyalım ya. Klimayı aç. Hava sıcaklığı otomatik olarak ayarlanıyor. Harika. Şu an güzel oldu işte. Bak şimdi müşterilerin yüzü gülecek ulan. Allah'ım 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 yardım et. Yardım et oğlum, hep böyle sitelere girdiklerinde yangın çıkıyor. Neden bilmiyorum. Bu bir gönderme mi? Aferin kız sana. Allah'ım 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 Allah'ım. Gelir ya. Harbi dağıttı ortalığı. Pes ya. Of. Ne hale geldi kafe, şuraya bak ya. Bir kumar oynayalım. Hadi yüzümüz gülsün. Spin bro. Spin. Hadi. Gelsin paracıklar. Gelsin geçenk gibi deli 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 paralar. Oğlum fakir kaldık. Alo. Alo, kumara bulaştık. Allah gitti. 90'ı kaldı. İyi, kapatınca duruyormuş. Abi otospin yapmayacakmışız demek ki. Hadi gelsin artık ya. Geçen nasıl oldu öyle 1200 dolarlar falan kazandım ben. Hadi kasa da açalım. Skin case. Anca 100 dolarlık açabileceğiz zaten. 39 dolar. Harika. Harika hissediyorum ya. Harika. Mükemmel. Ben size dedim bugün şanssızım. İkiler başlamış. 2-3. Önermem ve 3 vermiş. Güzel. Buranın sahibi bile binmeye şey gibi masayı 5 dakikada açtı. Güzel yorum. Punch. Bunlar dolar. Parayla mı oluyor hepsi? Daha sert yumruklar atmanı sağlar. Harika. O kadar çok yumruk yedin ki artık hiçbir şey hissetmiyorsun. Şimşek gibi yumruk atıyorsun. Düşmanlar bu yumrukların nereden geldiğini anlamakta zorlanıyor. Bu bildiğin bizim paramızdan mı gidiyor yoksa başka ayrı birikim mi var? Tamam, genel olarak vücudu güçlendiriyor. Sasarken veya koşarken dayanıklılık hızlı tükenmez. Lazım mı bilmiyorum. Boksa devam. Fiziksel kafe bölümü. Gelme olasılığını arttır. Bunları ver. Smile. Güler yüzü sayenizde daha olumlu yorumlar bırakan müşterileriniz olacaktır. Güzel. Neyse, kavgayı da verdik. Ay abi teşekkür ediyorum. Sanırsam akşam oldu değil mi? Artık yatalım. Saat 1'den sonra. Okey. Kapatıyorum dükkanı. Fiyatları çok pahalı. Pahalı yapacağım. Çok pahalı da yapmayalım. Oğlum alma, dağıtıyorsun ortalığı salak. Hadi gidiyoruz. Bugün de kapattık. Yoksa şeyin içinden geçiyorlar mı? İnşallah geçmiyorlardır.
Abim. Dostum büyük bir kavga var. Bana bir beyzbol sop 3 beyzbol sopası getirir misin? Üç beyzbol sopası. Al. Güzel notlar gelmeye başladı. Sonunda ortalamam yükseliyor ya. Birkaç oyun alayım. Çalışanlara bak. 1000 dolar oldu galiba paramız. Süper. İlk defa 1000 dolar. Bak günlük 200 dolar gider var temizleyicinin. Temizlikten kurtuluruz ama onu işte birazcık daha para olduğu zaman yapmamız lazım. Maskot potansiyel müşteriyi arttırıyor. Bunda şeyi olması gerekiyor. En azından bir tane iki tane daha makine koyarsak daha mantıklı gibi. Sen kafaya ne oldu? Tövbeler olsun. Dur ihtarına uymadığın için para cezası da çarptırıldın. Paranı ver lan. Şerefsiz. Tamam ulan hadi girdim riske ya. Allah seni gar etmeye be. Hadi girdim bu riske. 3 kuruş param kaldı. 3. sopanın da biri taze olması lazım. O adam buldum mu görev tamam. Dostum üzgünüm ama şu anda sana verecek param yok ama merak etme telafi edeceğim. Tamam telafi ediyorsa okey. Ne yapalım? Neden bu kadar mutlusun acaba? Ya da komple bir tane bilgisayar kaldırıp onun yerine aslında bak o da mantıklı ha. O bilgisayar komple satalım. Birazcık para ekleyip VR'a geçelim mantığı. O da olabilir bak. Ya da konsol mu koyalım? En pahalı Atari 2 saniye dursa 120 veriyor. Ama sürekli ona müşteri gelecek diye bir şey yok ki. Ver lan. Dostum, şehirde sözüme kulak vermeyen bir internet kafe sahibi var. Aa, bu şehirdeki herkes sözümü dinler. Senin istediğin şey bu dinleme cihazın masanın altına yerleştirmen, yaşadığın binanın ikinci katında yer almaktadır tabii ki. Peki bunu nasıl yapacağım? Onunla alakalı bir bilgi yok. Şimdi abi. Tamam ulan hadi. Hadi sizi dinledim. İnşallah pişman olmam. Aa, gidiyor, gidiyor, gitmekte olan. Satıyor mu lan her şey? Hadi bakayım. Şunu yaparsak acaba ödemelerini kaçırır mıyız? Yani artısı ne kadar olur? Tip box şu an olmaz. Kutu almam gerekecek çünkü tip için. Geldi paramız. Zama zor. Hadi. Yukarıda mıydı o? Hadi söylüyorum 1400'lük. En iyisi bu. Bak daha iyisi yok. Cyber Machine. Zengin olmazsam sizi suçlayacağım ona göre. Bilesiniz bunu. Aa, kral geldi kral. Kral sen nereye koyayım nereye? Şuraya sıkıştırabilseydim. Üf. Keşke ben de oynasam bu oyunu ya. Makine büyükmüş bu arada. Bayağı yer kaplıyor. Şimdi kafeyi bundan sonra kafeyi genişletsek mi, büyütsek mi artık biraz kafeye mi yatırım yapsak, ne yapsak? Bir duvar boyası vesairesi demeyeyim de genişletelim. Bir oda daha açsak. Gerçi burayı dolduramadan onu açarsak o da bir mantıksız. Efendim canım çok hızlı olduğunu mu düşünüyorsun sen ya? Gel lan buraya hızı göster. I am speed. 114 dolarla nereye gidiyorsun sen? İyi iyi kazanıyoruz kazanıyoruz. İyi. Hadi gelsin. Yatacağım abi ben gidiyorum bana ne? Ben oyunumu kaydedeceğim kaç. Selamünaleyküm abi. Boş masa var mı abi? Nasıl oturuyorum lan buralara? Dinleyiciyle konuş. Yeni görev versin ya. Geçen sonra telafi edeceğim dediği görevi hala bekliyorum. Yani telafisini bekliyorum. Para mı verir artık bilmiyorum. Bir şeyler versin ya bize. Çok borca soktu bize. Abicim. Oo dostum işte sana küçük bir hediye. Nice. Geriye 1000 dolarım kaldı. Yeni görev şimdi yarın mı gelecek ya? Tüh. My Cafe diyelim. Zeminle bir başlayalım. Zemin boyaları 200 dolar hepsi sabit. Açık renkte bir şey yok mu ya? Deneme durumu da yok.
Hadi aldım. Duvarlar. Onlar da 200 dolar. Oo, RGB. Hadi bakayım, gitti. Kim? Lan böyle niye böyle ayırıyor? Ben komple sanıyordum. Lan saçma salak yaptılar ya. Aha 120. Aa 120'ye geldi. Helal lan abim. Helal lan sana. İyi, biraz bir mekana benzedik sanki. Artık puanlar yükselir. Sadece bir tek işte sıkıntımız bilgisayarımızın eski olması. Aa neredeyse. Neredeyse. Ah be. Şimdi koşma durumuna gerek yok. Punch var, bak player var. Geçmişin yüzünden beyzbol sopasını kullanmakta çok daha iyisin. Beyzbol sopaları daha kolay kırılabilir diyor. Yani o kötü ki abi, yani hasar arttırıp kırılganlığını azaltırsan olmaz. Kırılganlığı sabitken hasar artsın. Hadi Vin Diesel, sen de para var lan. Şu 120'ye otur. Burası ben oynuyorum lan burada. Ben oynuyorum lan burada. Gelme. 1400 olduk. Olduk olduk olduk. Nice nice nice. Zama zor zama zor. Hemen ikinci hemen ikinci. Hemen koy kardeşim. Hemen koy. Deve seni bekliyoruz. Harika başlangıç. Kafede tip box için tip kutusu koymam gerekiyor gibi geliyor bana. Çevrendeki eski geçmişini tanırsın ve hırsızlar dükkanda pek gelmez bak. Teşekkür ettim deve. Deve John. Sen şurada dur ama bunun bilgisayarın yerini değiştirmemiz gerekiyor galiba. Bilgisayar ne yapsak? Bizim bilgisayar çok yer kaplıyor. Birazcık daha farklı konumda dursa ya. PC buraya alsak, elektriğin yanına. Burayı komple kullanabiliriz. Öyle daha mantıklı olur. Hırsız alacaksa şu an tam zaman. Şuraya iki tane Atari'yi koyarım ben. Bunları olabildiğince duvara yanaştıralım. Allah belanı vermesin. Ha. Yaptığı hareketi kes ya. Oğlum böyle mi gelinir arkamdan? Benim atarım patladı. Atarım patladı ya. Lan elimde olan şey patlar mı? Ben satacaktım onu. Of ya. Oğlum ben daha satacaktım onu. Neyse ki ucuz olanı gitti yani. 150 dolarlık falan herhalde. Tamam, şu an yer genişledi. Artık buraya kadar gidebilirim. Buraya bir iki tane makine daha koyabilirim arkasına. Şu duvara mı dayarım? Hatta şu makineleri buraya da koyabilirim şu an birini. Şöyle bak. Niye takıldı burada? Mala bağladı. Orada elimde olduğu için bomba ile beraber elimde olan her şey patlıyor ondan dolayı. Bakayım, kafede eğlenceli bir yer. Tamam. Paranı burada boş harcama. Niye abi? 1 saat oynarım ama 3 saat gibi geldi. Eziyet gibi. Ne güzel işte, 1 saatlik para verip 3 saat oynamışsın. Ben anlamıyorum bu insanlar. Ulan şerefsiz sen gene ya.